İstanbul'da 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümüyle ilgili ilk duruşma yapıldı. Mahkeme cansız bedenin yanında duran gitar biblosunun geri kalan parçasını sormak için olayın yaşandığı pansiyona yazı yazılmasına karar verdi. Sanık içeride dördüncü kez ifadesini değiştiriyor. Mahkeme heyeti bunu kabul ediyor ve adamı tutuklamıyorlar. Acılı baba kızının cinayete kurban gittiğini söyledi. Mahkeme ilk duruşmada zanlı Timuçin Bayhan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Elimizdeki tüm delilleri mahkemeye sunduk. Geçen yıl Haziran ayıydı. İzmir'de bir hastanede hemşire olan Şebnem Köker İstanbul'a gelmişti. Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'la pansiyondaydı. Pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Bugün Anadolu Adliyesi'nde hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Timuçin Bayhan'ın ilk duruşması vardı. Yeniden söylüyorum. Müebbet hapis istenen bir insan nasıl serbest kalabiliyor? Nasıl tutuklanmıyor? Hakim Şebnem Köker'in cansız bedeninin yanında duran gitar biblosunun parçasını sordu. Sanık oraya nasıl düşmüş haberim yok dedi. Delillerin hızlı bir şekilde dosyaya intikal etmesine yönelik taleplerimizde bulunduk. Şebnem hemşirenin avukatı da gitar parçasının geri kalan kısmının olay yerinden çıkmadığını söyledi. Üzerinde sanığın kanı olabileceği ihtimalinin dikkate alınmasını istedi. Tutuksuz şekilde sanığın yargılanması kabul edilebilir bir durum değil. Mahkemede gitar biblosunun geri kalan parçasını sormak için olayın yaşandığı pansiyona yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk talebini de reddetti. İkinci duruşma 15 Nisan'da.